Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Siz yalan uyduranlardan başkası değilsiniz. Ey kavmim, ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağış dileyin. Sonra da ona tevbe edin ki üzerinize göğü, yağmuru bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz ve biz sana iman edecek de değiliz. Biz, tanrılarımızdan biri seni fena çarpmış demekten başka bir söz söylemeyiz. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ondan başka taptıklarınızın hepsinden uzağım. Hadi, hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana mühlet vermeyin. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü yürüyen hiçbir varlık yoktur ki, o, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru yoldadır. Eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz ki benimle size gönderileni size bildirdim. Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi yerinize getirir de ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtuluşa erdirdik. İşte Ad kavmi, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Şunu da bilin ki Hud'un kavmi Ad, Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden yarattı ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra da ona tevbe edin. Çünkü Rabbim çok yakındır, kabul edendir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, eğer ben Rabbimden verilen apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendinden bir rahmet vermişse buna ne dersiniz? Bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'tan kim korur? O zaman siz de bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız. Ey kavmim, işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın, Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona kötülük dokundurmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Salih dedi ki,
yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. Bu söz yalanlanamayan bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, her şeye galip gelendir. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi gerçekten Rablerini inkar ettiler. Yine bilesiniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak kılındı.